Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun kıymetli kardeşler. 20. cüzde karşınızdayız. Bu cüzde Neml suresinin devamı, Kassas suresinin tamamı ve Ankebut suresinin 5 ayeti yer almaktadır. 56 ile 58. ayetler arasında Hz. Lut'un helak edilen kavminden bahsedilmiştir. Bu iğrenç halk Hz. Lut'u ve ailesini iffetli olmakla suçlayıp ondan şehri terk etmelerini istemişlerdir. Allahü Teala bu halkın üzerine büyük bir musibet indirir. Hz. Lut'un karısı da helak edilenler arasındaydı. Zira o bir peygamberin eşi olmasına rağmen iman etmemiş ve inkarcı halkın peşinden gitmiştir. 59 ila 65. ayetler arasında Allahu Teala'nın yüceliğinden bahsedilmiştir. Gökleri ve yeri kim yarattı? Dağları sağlam bir şekilde kim yerleştirdi? Denizde size yön bulmayı kim öğretti? Suları kim indirdi? Rüzgarları kim gönderdi? Tüm bu soruların cevabı elbette ki Allahü Teala'dır. Ancak müşrikler Allah'ın bu kadar güçlü olabileceğini düşünemediklerinden ona şirk koşmuşlardır. 66 ile 75. ayetler arasında inançsızların yeniden dirilişi inkar ettiklerinden, onların ardından üzülmemek gerektiğinden ve Allah'ın her türlü gizli bilgiden haberdar olduğundan bahsedilmiştir. 76 ile 81. ayetler arasında Kur'an'ın yüceliğinden, Kur'an'ın müminler için hidayet ve rahmet olduğundan ve basireti bağlanmış kimselerin hidayete eremeyeceğinden bahsedilmiştir. 82 ile 93. ayetler arasında kıyametin alametlerinden, kıyamet için sura üfürüleceğinden, kıyametten sonra hesabın görüleceğinden, iyilik de gelenlerin iyilik göreceği, kötülük de gelenlerin ceza göreceğinden ve Allah'ın hiç kimsenin yaptığından habersiz olmadığından bahsedilmiştir. Kassas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Kassas, kıssalar demektir. Hz. Musa'nın tevhid mücadelesinden bölümler anlatılmıştır. Genel hatlarıyla sure. Hz. Musa'nın nehre bırakılması, Firavun'un sarayında büyümesi, bilmeden bir adamın ölümüne sebebiyet vermesi, şehri terk etmesi, Medyen'e gitmesi, Medyen'de evlenmesi, Medyen'den dönerken vahiy alması, Firavun'u Hakk'a davet etmesi, Haman'ın bir kule yapması gibi kıssalar peş peşe zikredilmiştir. Müminlerin özelliklerine değinilmiş, ve ahiret ahvalinden bahsedilmiştir. Son bölümlerde ise kibriyle ve zenginliğiyle meşhur olan Karun'dan bahsedilmiştir. Dünya hayatının geçici olduğu hatırlatılmış ve Peygamber Efendimiz'e bazı ilahi uyarılar yapılmıştır. Bunlar, sakın kafirlere arka çıkma, kafirlerin seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymasına fırsat verme, Rabbine davet et, müşriklerden olma ve Allah'tan başkasına ibadet etme. Bir ila altıncı ayetler arasında Hz. Musa'nın Firavun ile mücadelesinden ve yeryüzünde bozgunculuk yapan Firavun'un sonunun geleceğinden bahsedilmiştir. 7 ila 13. ayetler arasında Hz. Musa'nın çocukluk hayatı ve Firavun'un sarayına nasıl geldiği anlatılmıştır. Allahü Teala ileride Firavun'un saltanatına son verecek çocuğu Firavun'un eliyle, gücüyle imkanlarıyla sarayda büyütmüştür. 14 ila 22. ayetler arasında gençlik yaşına gelen Hz. Musa'nın hataen Firavun ailesinden birisinin ölümüne sebep olması, bu haberin duyulması ve şehri terk edip Medyen'e kaçması anlatılmıştır. 23 ila 28. ayetler arasında Hz. Musa'nın Medyen'de hayvanlarını sulamak için bekleyen iki kızın hayvanlarına su vermesi, Hz. Şuayb'ın yanında 10 yıl kalması ve evlenmesi anlatılmıştır. 29 ila 35. ayetler arasında Hz. Musa'nın Medyen şehrinde 10 yıl kaldıktan sonra ailesiyle birlikte Mısır'a geri dönmesi ve Tur dağında Allah ile konuşması anlatılmıştır. Allahü Teala Firavun'u uyarmasını emretmiştir. Hz. Musa Firavun'un kendisini öldürmek istediğinden bahsedince Allahü Teala onu destekleyeceğini ve Harun'u da peygamber olarak göndereceğini belirtmiştir. 36 ile 43. ayetler arasında Firavun'un iman etmemesinden daha da ileri gidip kendisini ilah olarak görmesinden ve Firavun'la ordusunun denizde boğulmasından bahsedilmiştir. 44 ila 50. ayetler arasında bu surede geçen gaybi bilgilerin Allahu Teala tarafından bildirildiğinden ve anlatılan kıssalarda ders ve ibretlerin olduğundan bahsedilmiştir. 51 ila 59. ayetler arasında iman edenlerin bazı özelliklerine değinilmiştir. Sabrederler kötülüğü iyilikle savarlar, infak ederler, boş işlerden ve sözlerden yüz çevirirler ve cahillerle muhatap olmamaya çalışırlar. İşte bunlardan dolayı iki kat sevap alacakları belirtilmiştir. Hidayetin Allah'ın elinde olduğu belirtilmiş ve Allahü Teala'nın bir toplumun başkentine peygamber göndermedikçe o halkı helak etmediği beyan edilmiştir. 60 ila 75. ayetler arasında dünya hayatının nimetlerinin geçici olduğu ve ahiret hayatının nimetlerinin kalıcı ve hayırlı olduğundan, ahirette putların fayda vermeyeceğinden, Allahu Teala'nın yüceliğinden ve Allah'ın varlığına delalet eden kevni mucizelerden bahsedilmiştir. 76 ile 83. ayetler arasında Kur'an'dan bahsedilmiştir. Yükler dolusu zengin olan Karun kendini beğenmiş ve şımarık biriydi. Tüm ziynetlerini giyer ve insanların karşısına öyle çıkardı. Kibirliydi. Bazı insanlar onun gibi olmayı arzuluyordu. İlim sahipleri ise onu ve onun gibi olmak isteyenleri uyarıyordu. Karun tüm servetiyle birlikte yerin dibine geçirildi. Daha önce onun gibi olmak isteyenler bu durumu görünce bu isteklerinden dolayı pişman oldular. 84 ile 88. ayetler arasında iyilik yapana fazlasıyla karşılık verileceğinden, kafirlere destek vermemek gerektiğinden, müşriklerden uzak durmak gerektiğinden ve Allah'tan başka her şeyin yok olacağından bahsedilmiştir. Ankebut Suresi Ankebut Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayettir. Ankebut, örümcek demektir. Surede Allah'tan başkasının himayesine girenlerin durumu, örümceğin evine sığınanların durumuna benzetilmiştir. Genel hatlarıyla sure, oğlunun sürekli imtihana tabi tutulduğundan bahsedilmiştir. Anne babaya itaatin önemine dikkat çekilmiş, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Lut, Hz. Şuayb ve Hz. Musa'nın davet ve tebliğlerinden bahsedilmiştir. Namazın büyük günahlara düşmekten alıkoyduğundan, Davet ve tebliğde en güzel metotları kullanmak kullanmak gerektiğinden, dünya hayatının geçici olduğundan ve Allah Teala'nın yüceliğinden bahsedilmiştir. 1 ila 9. ayetler arasında iman edenlerin imtihandan geçirileceğinden, müminlerin günahlarının bağışlanacağından ve müşrik dahi olsa anne babaya dünyevi konularda ihsanla muamele etmek gerektiğinden bahsedilmiştir. 10 ila 13. ayetler arasında bazı insanların Allah yolunda bir eziyetle karşılaşınca hemen gevşeklik gösterdiğinden söz edilmiştir. Kafirler müminlere şöyle dediler. Bizimle birlikte olursanız sizin günahınızı biz yükleneceğiz. Allahü Teala ise şöyle buyurmuştur. O kafirler hem kendi günahlarını hem de onların günahlarını yüklenecekler. Ancak kimsenin günahından bir azalma da olmayacaktır. 14. ile 18. ayetler arasında Hz. Nuh'un 950 yıl kavminin arasında kaldığından, onun ve iman edenlerin bir gemiyle kurtulduklarından, Hz. İbrahim'in kavmini davet ettiğinden ve Hz. Peygamber'in görevinin sadece tebliğ olduğundan bahsedilmiştir. 19 ila 23. ayetler arasında ahiret hayatının varlığının delillerinden ve kafirlerin Allah'ı aciz bırakamayacaklarından bahsedilmiştir. 24 ila 25. ayetlerde Hz. İbrahim'i yakmak ya da öldürmek ile tehdit edip baskı altına almak isteyen kavmin durumundan bahsedilmiştir. 26 ila 35. ayetler arasında Hz. İbrahim'e Hz. Lut'un iman ettiğinden, Hz. Lut'un kavminin ise cinsi sapıklıklar içerisinde olduklarından, bu günahı terk etmediklerinden, Hz. Lut'u şehirden kovmak istediklerinden ve Allahü Teala'nın bu kavme büyük bir azap verdiğinden bahsedilmiştir. 36 ile 40. ayetler arasında ise kendilerine peygamber gelen ama iman etmeyen toplumlardan bahsedilmiştir her birinin işledikleri ve terk etmedikleri günahlar nedeniyle helak edildikleri belirtilmiştir. 41 ila 45. ayetler arasında Allah'tan başkasına ibadet edenlerin örümceğin tuzağına düşmüş av gibi oldukları belirtilmiştir. Bu gibi örnekleri akıl sahibi kimselerin anlayacağı vurgulanmış, vahye uymak gerektiği, namazın fuhşiyattan ve çirkinliklerden alıkoyduğu belirtilmiştir. Ve bu şekilde 20. cüz burada sona erdi. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.